Kalite kontrol planı. Şimdi iş ilanlarından hatırlarsak bazı yerlerde işte kontrol planlarının düzenlenmesi, oluşturulması ya da birazcık daha dolambaçlı yoldan yazılan kısım ise ifade ise müşteri isteklerinin seri üretimde garanti altına alınmasıydı. Şimdi Dolayısıyla biz bu gereksinimi karşılayabilmemiz için birazcık kalite kontrol planlarında bilmemiz lazım, hakim olmamız lazım. Şimdi her bir proje bir teknik resim numarasıyla başlıyor. Yani işte burada görmüş olduğunuz gibi bir teknik resim var. Çok detaylı değil. Ben internetten buldum. Kendi şirket teknik resimlerini paylaşamayacağım için. Mesela bir basınçlı tank üretiyorsun. Sana bir resim geldi. Tamam. Şimdi e, projede e, müşteriden müşteriye değişebilir. Ben otomotiv sektöründe çalışıyorum. E, Birçok OEM projesinde de e, yani OEM için, yani OEM dediğim işte e, e, Ford e, işte Fiat, Renault neyse onlar için parça üreten şirketlerde de çalıştım. Her birinin böyle değişik üretim e, proje fazları var. İşte bir tanesi diyor ki işte P1 fazı, P2 fazı, proto üretim var, pilot üretim var, ön seri üretim var. Ve bunlar da siz o projede hani deneme parçası gönderiyorsunuz. Mesela ben burada basınçlı tank koydum ama diyelim ki mesela bir e, e, direksiyon parçası olsun. Tamam ya da direksiyon simidi olsun. Şimdi proje başladığında mesela diyelim ki Renault için bu parçayı üretiyorsun. E, ee, Renault'un işte bir proto üretimi oluyor. Atıyorum. Onun için parçalar hazırlıyorsun. Onun bir kontrol planı oluyor. Pilot üretimi oluyor. Ön seri üretim oluyor vesaire. Tamam mı? Ve bunlar da her birinde de müşterinin senden beklentisi var. Ve bu beklentileri sağlaman için yani işte teknik resimdeki ölçüleri düşünebilirsiniz. Ona yapılan testleri düşünebilirsiniz. Mesela saç parça iman eden bir şirkette çalışıyorsanız işte o parçalar korozyona dayanıyor mu dayanmıyor mu bunun işte tuz testi var onları yapmanız lazım bunun hepsi de teknik resimde var beklenti değil mi şimdi e, burada görmüş olduğunuz gibi hani hangi özellikleri hangi ölçümleri kontrol etmem gerektiğini söyleyen şey teknik resim yani senin ana dökümanın o peki e, FMA'yı sonra anlatacağız ama mesela kontrol planlarını nasıl oluşturuyoruz dersek kontrol planları bizim risk analizlerimizin yani FMA'nın bir çıktısı olarak düşünebilirsiniz. Proje geldi diyelim ki. Hani her zaman elinde hazır bir kontrol planı olmuyor. Kontrol planı hazırlaman lazım. Kontrol planı hazırlayabilmen için senin elinde bir risk analizi olması lazım. Yani işte hata türleri etki analizi. Burada o analizi yapı, yapıp o riskleri ortaya çıkartıp o riskler için de önlemler almamız lazım. Değil mi? Şimdi devam edelim. Dolayısıyla FMA için FMA'daki girişlerimiz de var. Mesela bir FMA hazırlarken bir risk analizi yapıyoruz ya. Oradaki yaptığımız risk analizlerinde işte geçmiş müşteri şikayetleri var, ıskartalar var, daha önce yapılan hatalar var, garanti iadeleri var vesaire vesaire. Onlara göre bazı riskler çıkıyor. O riskleri sıralandırıyoruz ve kontroller koyuyoruz. Kalite duvarları koyuyoruz. İşte onların çıktısı da benim kontrol planımı oluşturuyor. Özetle bir ürünü veya hizmeti tamam mı? Hani ben hizmetle de dedim. Ee, yani e, bu bir araba parçası olabilir, bu bir beyaz eşyadaki işte ne bileyim bir mobilya parçası olabilir. Oradaki müşterinin benden teknik resimle istediği ölçüleri, özellikleri, e, işte e, yapmam gereken testleri, beklentisini nasıl garanti altına alacağımı gösteren planı, işte kalite planı ya da kontrol planı diyoruz. Tamam. Özetle bu. Neden biraz FMA'yı e, burada girdim? Yani belki diyeceksiniz ki yani işte hani kafamızı karıştırdım falan. Hayır. FMA kontrol planının e, dan önce yapılması lazım. Yani ben bir risk analizi yapacağım. Yani düşünsene mesela şimdi kontrol planı oluşturuyorsun. E, i̇şte şuraya teknik resimle kontrol, şey, e, kumpasla kontrol edeceğim. Burada çekme testi yapacağım. Tamam da neye dayanarak? Yani sen hangi riskleri e, nasıl analiz ettin de e, bu kontrolleri koydun dendiğinde o yüzden işte bizim F bir FMA çalışması göstermemiz lazım tamam mı? Bu yüzden birazcık FMA'ya vurgu yaptım. Şimdi de bir e, kontrol planının üstünden gidelim. Şimdi devam edelim kontrol planı örneğiyle. İlk başta isterseniz biraz boşundan bahsedelim. Böyle işte Brooks diye bir şirketin proses kontrol planını buldum. Daha fazla kontrol planlarına ulaşmak için isterseniz hani Google'da işte kontrol planı işte file type xls falan yazıp böyle bin küsür çeşit kontrol planı bulabilirsiniz. E şimdi şurada her zaman bizim bir antet Kısmımız var bu antet kısmında hangi parçayı kontrol edeceksin e, parça kodu revizyon numarası e, Efendim işte e, parçayı şey kontrol planı hazırlayan ekibin ekip e, Üyelerinin bilgisi vesaire bunların olması lazım ben burada boşunu da koydum burada Teker teker nereye e, ne yazılacak Bunlar da var e, işte atıyorum işte 20 numaraya hani bakıp ne yazmam gerekiyormuş karakteristiği yazmam gerekiyormuş vesaire şimdi isterseniz dolu kısmına gidelim şimdi mesela 10. operasyon veya da 20. operasyon diyelim 20. operasyon meşinlikmiş yani işlemi bir frezeleme işlemi var burada neleri kullanıyormuşum işte CNC torna işte CNC hatta burada programın kullanılan takımı fiksür numaraları da yazılmış. Bunları girmiş. Peki hangi referans dökümüne göre, hangi şartnameye göre yaptığımı e, mesela çünkü müşteri denetime geldiği zaman senden ilk soracağı şey bir kontrol planı. Çünkü adam parçası benim parçam nasıl üretiliyor, nasıl kontrol ediliyor, sen bana nasıl doğru parça göstereceksin en temel dokümanı bu. O yüzden burada işte teknik resim numarası veyahut da alt resim numaraları vesaire var. Sonra buraya gelmiş. Bakın şuradayım. Burada da karakteristikler yani nedir? Ee, machining operasyonunda yani diyelim ki frezeleme operasyonunda Efendim işte 160 çapı Çıkıyormuş 130 çapı çıkıyormuş İşte çap 120 çıkıyormuş Yani hangi özellikler ortaya çıkıyorsa Tamam mı? Ee, bunları teker teker Yazmanız lazım Peki Karakteristik varsa özel karakteristikler varsa bu ileri e, Kalite eğitimde bahsedeceğim Onları Gireceğiz Burada ise Kontrol planında en önemli şeylerden bir tanesi de Ben Bu ölçüyü kontrol edeceğim Peki Nasıl edeceğim İşte CMM yani işte 3 boyut e, Ölçüm yapan e, 3D ölçüm cihazıyla ya da kumpasla kontrol edeceğim gibi. Peki kontrol planında olması gereken bir başka şey de ne kadar sıklıkla ve kaç tane? Demiş ki iki parça her setupta ve bir parça iki saatte bir proses içinde. Bunu yapmam lazım. Bir önemli nokta peki bu kontrolleri yaptın. Bu kontrolleri yaptın da hani kontrol yapıp böyle hani e, sonuçları doğaya bırakmıyoruz. Onu bir kayıt altına almamız lazım değil mi? Dolayısıyla buraya da işte e, prosesteki CMM e, isimli işte diyelim ki dökümanı kaydetmemiz lazım ve bu kayıtları da sizin müşteri özel isteklerine göre belli sürelerde arşivlemeniz lazım. Sonra burası çok önemli. Peki her şey okey yani müşteri gelecek diyecek ki denetim yapacaksana tamam e, güzel bu kontrolleri yapıyorsun. Peki bu kontrollerde bir sorun çıktığı zaman ne yapacaksın? İşte reaksiyon planı. Burada da reaksiyon planları. Mesela burada bir basit bir şey söyleyeceğim. Reaksiyon planında mesela demiş ki stop machining, fine işte frezelemeyi duydur, ince ayar yaptır vesaire. Ya böyle yazabilirsiniz. Basit bu operasyonsa ya da atıyorum işte e, RP işte reaksiyon plan sıfır 1 reaksiyon plan 01 diye bir talimat yapıp buraya RP01 de yazabilirsiniz. Kontrol planının bir önemli özelliği çünkü süremizi yaklaşık 10 dakika hedef koyduk ya en önemli özelliklerinden bir tanesi de giriş kaliteden sevkiyata kadar tüm aşamaları aşamalarda yapacağınız kontrolleri o kalite duvarlarını dokümante etmeniz lazım. Teşekkür ederim.